İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Seyfeddin-i Halveti rahmetullahi aleyh. İki şeyi unutma. Bu zat bir sohbetinde buyurdu ki, ey insan! İki şeyi unutup hatırlama hiçbir an. Allah için yaptığın iyi amellerini, gayrinin sana olan kırıcı hallerini. Zira sen bir iyilik yapmışsan, o bitmiştir. Yani onun sevabı defterine geçmiştir. Lakin başkalarına onu her söyledikçe, kazandığın o sevap hep azalır gittikçe. İki şey de vardır ki uygun olmaz unutmak. Bunlardan biri ölüm, biri de Cenab-ı Hak. Nasıl unutulur ki bu ölüm, yani bu mevt, hepimizin başına gelecektir akibet. Mü'min sever ölümü ve onu hiç unutmaz. Zira ölüm olmadan Rabbine kavuşamaz. Kim ölümü 20 kez düşünürse bir günde, yatakta ölse dahi şehittir öldüğünde. Nasıl unuturuz ki hem dahi Rabbimizi, yaratan ve hayatta durduran O'dur bizi. Biz O'nun kudretiyle ayakta duruyoruz. Kudretini az çekse, bir anda yok oluruz. Bir günde buyurdu ki, elbette ölüm vardır. Ölüm, ruhun bedenden ayrılıp çıkmasıdır. Öyle şiddetlidir ki, can çıkma acısı hem, hiçtir onun yanında dünyadaki her elem. Sanki onun içinde bir dikenli çalı var. Onu tutup ağzından kuvvetle çekiyorlar. Dikenlerin her biri takılmış etrafına, o yerleri yırtarak çok elem verir ona. İşte bu çalıdaki dikenler sanki aynen bir dünya bağlılığı, sevgisidir esasen. Para, pul, mevki, makam, nam ve şöhret, simüzer, dünya için olursa dikendir hepsi birer. Bunlar halis niyetle, yani sırf Allah için talep edilirlerse olmazlar fena çirkin. Velakin istenirse nefse tabi olarak, bu takdirde günah ve zararlıdır muhakkak. İşte bu bağlantılar diken olup hep birer, ruhunun çıkmasına mani oluverirler. Ne kadar çok olursa onun böyle dikeni, ruhu da o nispette zor terk eder bedeni. Dünya bağlılıkları azaldığı nispette az olur can acısı, kolay olur mevtide. Bu türlü bağlılıklar çok azaldığı zaman olur ruhun çıkması gayet kolay ve asan. Ve eğer kurtulursa bunlardan tamamiyle, ruhu çıkıp gider de haberi olmaz bile. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ahirette pişmanlık felakettir. Dünyanın görünüşü, yalancı yaldızlarla süslü ve tatlıdır. Taze, güzel, körpe sanılır. Aslında güzel koku sürülmüş bir ölü gibidir. Sanki bir leştir ve böcekler, akrepler dolu bir çöplüktür.
su gibi görünen bir seraptır. Zehirlenmiş şeker gibidir. Aslı haraptır, elde kalmaz. Kendini sevenlere, arkasına takılanlara hiç acımayıp en kötü şeyleri yapar. Ona tutulan akılsızdır, büyülenmiştir. Aşıkları delidir, aldatılmıştır. Onun görünüşüne aldanan sonsuz felakete düşer. Tadına, güzelliğine bakan nihayetsiz pişmanlık çeker. Peygamber Efendimiz, dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. Birbirine uymaz. Birini razı eden ötekini gücendirir buyurmuştur. Demek ki bir kimse dünyayı razı ederse ahiret ondan gücenir. Yani ahirette eline bir şey geçmez. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, cehennemden kurtulmak isteyen helal ve haramları iyi öğrenmeli. Helal kazanıp haramdan kaçınmalıdır. Gaflet uykusu ne zamana kadar sürecek? Kulaklardan pamuk ne vakit atılacak? Ecel gelince insanı uyandıracaklar. Gözlerini kulaklarını açacaklar. Fakat o zaman pişmanlık işe yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecektir. Hepimize ölüm yaklaşıyor. Ahiretin çeşit çeşit azapları insanları bekliyor. İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir. Ölüm uyandırmadan ve iş işten geçmeden önce uyanalım. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenip şu birkaç günlük ömrümüzü bunlara uygun geçirelim. Kendimizi ahiretin çeşitli azaplarından kurtaralım. Tahrim suresinin 6. ayetinde mealen, ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki, onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır buyurulmaktadır. Kabirden birisi çıkıp dünyaya gelse nasıl yaşardı? Herhalde bir anını bile boş geçirmez. Hep ahireti için çalışır. Günah işlemez, kalp kırmazdı. Peki biz oraya gitmeyecek miyiz? Ahirete gidince başımıza neler geleceğini, nelerle karşılaşacağımızı dinimiz bildiriyor. Allahü Teala'ya iman etmeyenler, Peygamber Efendimiz'e inanmayanlar, İslamiyet'i reddedenler cehennemde feryat edecekler ve ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Biz günah işlemeyeceğiz, hep ibadet edeceğiz diyeceklerdir. Onlara zaten oradan geldiniz denilecektir. Bu dinin temeli öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala hiçbir şeyi gayesiz ve hikmetsiz yaratmamıştır. Her şeyin bir hikmeti, gayesi vardır. İnsanın bile yaşarken bir gayesi, maksadı vardır. Rabbimizin her yarattığında bir hikmet vardır. Cenab-ı Hak insanı maksatsız, gayesiz yaratmamıştır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, ben insanları büyüklüğümü onlara tanıtmak ve bana ibadet etmeleri için yarattım buyurmaktadır. İbadet, onu tanımak, onun büyüklüğünü anlamak, insanın kendisinde bulunan çok kötü bir nefsin olduğunun farkına varmasıdır. İnsanın kendini tanıması ne kadar artarsa, Allahü Teala'nın büyüklüğü o kadar iyi anlaşılır. İnsan kendini beğenirse, Müslümanları, İslamiyet'i beğenmez, sonunda şirke kadar gider. Zira insanın nefsi bilmediklerini sormaz, öğrenmez, öğrenmek de istemez. Ben biliyorum der. O ben kelimesi de insanı yıkar, helak eder. Dünya hayatı çok kısadır. Her günü geçip hayal olmaktadır. Her insanın sonu ölümdür. Bundan sonrası da ya daimi azap veya ebedi nimetlerdir. Bunların vakitleri herkese süratle yaklaşmaktadır. Bu sebeple insan kendine merhamet etmeli. Aklından gaflet perdesini kaldırmalı. Batılın batıl olduğunu görerek ondan kurtulmaya çalışmalıdır. İnsanın vereceği karar çok büyük ve mühimdir. Vakitse çok azdır. Muhakkak herkes ölecektir. İnsan öldüğü vakti düşünmeli.
başına geleceklere hazırlanmalıdır. Zira son pişmanlık fayda vermez ve son nefeste hakkı tasdik etmek kabul edilmez. Ahirete giden herkes muhakkak pişmanlık duyacaktır. Dünya için kanaat ve tevekkül olur, fakat ahiret için kanaat ve tevekkül olmaz. Dünyada pişmanlık nimettir. Ahirette pişmanlıksa felakettir. Aşkın yakıp eyledi nar, cümle işimi kıldı zar. Aşkın yakıp eyledi nar, cümle işimi kıldı zar. Gitti kamuna musuar, ey yar sadık yar yar, ey yar sadık yar yar. Gitti kamuna musuar, ey yar sadık yar yar, ey yar sadık yar yar. Gönlüm sana hayranidir, didelerim giryanidir. Gönlüm sana hayranidir, didelerim giryanidir. Bu can dahi kurbanidir, ey yar sadık yar yar, ey yar sadık yar yar. Bu can dahi kurbanidir, ey yar sadık yar yar, ey yar sadık yar yar. Biçare kıldın gönlümü, avare kıldın gönlümü. Biçare kıldın gönlümü, avare kıldın gönlümü. Bimare kıldın gönlümü, ey yar sadık yar yar, ey yar sadık yar yar. Bimare kıldın gönlümü, ey yar sadık yar yar, ey yar sadık yar yar. Bu gözlerim ermek diler, didarını görmek diler. Bu gözlerim ermek diler, didarını görmek diler. Ayına yüz sürmek diler, ey yar sadık yar yar, ey yar sadık yar yar. Ayına yüz sürmek diler, ey yar sadık yar yar, ey yar sadık yar yar. Mürüvvet hissi alişan, müştakadır sana bu can. Mürüvvet hissi alişan, müştakadır sana bu can. Derdinle dir halim yaman, ey yar sadık yar yar, ey yar sadık yar yar. Derdinle dir halim yaman, ey yar sadık yar yar, ey yar sadık yar yar. Hulusinin yüzü
şer'ahı zara. Hulusi'nin yüzü kara, her dem düşer ahı zara. Huzuruna nice vara, ey yar sadık yar yar, ey yar sadık yar yar. Huzuruna nice vara, ey yar sadık yar yar, ey yar sadık yar yar. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, ben diyor işte görme özürlüyüm. Altısı kız, bir de ben, 7 kardeşiz. 2 katlı küçük bir gecekondumuz vardı. İçinde küçük bir bakkal dükkanımız vardı. Babam beni evlendirdi. 3 tane çocuğumuz oldu. Kız kardeşlerimin hepsinin evi vardı. Babam kız kardeşlerimden izin ve imza alarak ve şahitler huzurunda herkesten helallik alarak evi ve dükkanı bana verdi. Babam öleli 20 sene oldu. Şimdi kız kardeşlerim helalleştiğimiz halde evi sat, payımızı ver diyorlar. Vermesem zulüm olur mu? Efendim babası hayattayken vermiş. Evet. Onların da rızası alınmış zaten. Rızasını almasına gerek yoktu. Gerek bile yoktu ama. Gerek bile yoktu. Dolayısıyla öbürlerinin hiç hakkı falan yok. Bizim hakkımızı diyorlar. Hak falan değil o. Dolayısıyla hiçbir zaman da vermesin. Hak da olmaz. Günah da olmaz. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki... Yalnız şurasını açıklayayım. Şimdi bazı dinleyicilerimiz de orada soru işareti belirir. Nasıl olur efendim falan derler. Efendim bir kimse hayattayken malını evladına da bir başkasına da verir. Verdikten sonra o iş biter. Herhangi bir şekilde bir başkasının bunun üzerinde, o kimsenin mal üzerinde hakkı yok. Ancak mesela bu dinleyicimiz dedik yok. Onlar hakkı makkı falan yok. Günah da değil bu. Çünkü baba hayattayken vermiş. Ancak baba diyelim ki vefat ettikten sonra bu oraya işte hani el koydu diyelim. Babamın da rızası vardı ya, işte siz müdahale etmeyin de onun olsun falan dediydi falan, böyle aileler arasında var ya. Ya o zaman o vefat edince artık şeyi söz geçmez. Otomatik olarak diğer mirasçılar o zaman bizim hakkımız diyebilirler. Yoksa öncekine diyemezler. Bu dinleyicimiz de diyor ki bazı arkadaşlarımızla iletişim kurmakta zorlanıyoruz. En basit konular bile büyütülüyor ve ilişkiler kopma noktasına geliyor. Kısaca konu şu: karşımızdaki benim gibi insana bu yapılır mı, ben bunu hak edecek insan mıyım cümleleriyle geliyor bize ve hiçbir şey anlatamıyoruz bu durumda. Sizden özellikle istirham ediyorum demiş. Kibir ve ucuk konuları da diyor bu işe karışıyor. Bu konuda diyor birkaç kelam edebilir misiniz? Ya estağfurullah. Efendim dinden uzaklaşınca ve kitaplarda okunmayınca, Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında okunmayınca, bilhassa bu cep telefonları falan devreye girdikten sonra artık insanların yüz yüze konuşması, o yüz ifadesi, el hareketi, hani jest mimik hareketleri diyor. Yani insan bazen kelimelerle ifade edemediğini yüz hatları ve o hareketleriyle ifade edebiliyor. Yüz hareketleriyle ifade edebiliyor. Şimdi biz hacca gitmiştik görevli olarak. Bir arkadaş vardı. Yani ilahiyatçı arkadaşlardan. Bu Yemenlerin kaldığı bir yer varmışmış. Mekke-i Mükerreme'de. Bu akşam onun için otelde kayboluyor. Vallahi bir oldu, iki oldu falan. Bir gün bir arkadaşı sordum. Ya nereye gidiyor bu? Yurt dışına da görevliydi o arkadaş. Dediler ki Yemenlilerin kahvesine gidiyor. Şimdi iyi biliyorum, o da ilahiyat mezunu, ben de ilahiyat mezunuyum. Tamam, hani lügat yardımıyla Arabi metinleri belli ölçüler içerisinde tercüme eder ama pratik yok. Yani konuşamıyor. Dedim nasıl konuşuyor, meradımı nasıl anlatıyor. Ne bileyim abi dedi birisi. Gidiyor dedi falan, oradan argile içiyorlarmış, çay içiyorlarmış falan. Neyse geldi bu. Ya dedim nasıl anlaşıyorsun? Dedi anlaşmayacak bir şey yok abi dedi. Şimdi neydi, sigaraya İngilizce no smoking mu diyorlar? Smoking. Smoking.
Smoke. Ama smoke, no smoke, neyse. Dedi oraya gidiyoruz da orada sigara serbest dedi. Nargile, sigara değil nargile serbest dedi. Çay dedi gani ondan sonra. Bir iki Arapça kelime söylüyorsun dedi. Gerisi dedi el kol hareketiyle dedi anlaşıp gidiyoruz dedi. Çünkü yanına gidip birisi dedi ki Afi dedi bunlar birbirlerine bir şey söylüyorlar dedi. Ben anlamıyorum dedi. Gülüşüyorlar şey yapıyorlar falan. Ne anlatıyorlar dedim. Ne anlatıyorsun bir şey anlatmıyor abi dedi. Bir iki Arapça kelime söylüyorum dedi. Gerisi dedi Türkçe İngilizce karışık dedi. En azından el kol hareketleri yüz hareketleri falan filan hani filan diyoruz dedi. Anlaşıyoruz muhabbet gidiyor dedi. Olabiliyor mu? Olabiliyor. Olabiliyor. Yani el işaretleriyle, şey işaretleriyle insan anlaşabiliyor. Şimdi kitaplar okunmadığı için insanların gönülleri daraldı. Mesela bir konuda da anlatıyorlar. Eskiden gönüller geniş olduğu için ataerkil aile vardı. Dedenine. Ondan sonra hatta evler büyüktü. Hana evler diyorlar. Ben çocukluğumda hatırlarım. Aynı bina içerisinde adam 4 tane oğlu var. Şimdi 2 katlı binalar. En az 250-300 metrekare üzerine oturtulmuş ev. Ondan sonra her birine aynı şekilde birer oda falan. Hepsi aynı yerde. 4 tane gelin, dede, ondan sonra nine orada. Hepsinin üzerinde kayınvalide. Geçirip gidiyorlardı. Kavga gürültü olmazdı. Gayet de aynı şekilde şey yapıyordu. Şimdi yani anne baba zaten aynı şekilde şey yapmıyor. Söyleyiver. Evde ona tahammülü kalmadı. Evde çocuklara da kalmadı. Ve hatta bir tane bir spor yazarı veyahut da spor aynı şekilde yorumcusu bir laf etti de yani Türkiye'de dedi kendisini sol diye nitelendirenler anne babaların dedi yaşlanınca huzur evine köpekleri de eve alıyorlar dedi. Yani söylediği bu. Gönüller daraldı. Tahammül kalmadı. Dolayısıyla adam şimdi gönlünden bir şey geçiriyor falan satıra düşürüyor. Zaten yani kelamı kitabet haline yazı haline getiriyor. Fakat kelime hazinesi de dar olduğu için gönlündeki veya düşündüğünü orada ifade edemiyor. Karşı taraftakine de batıyor bu. O da diyor ki buradan niye anlatıyordu bana? Vay benim gibi adama böyle diyor musun? Halbuki ben anlattığımı gayet net anlattım. Anlatmadın arkadaşım. Geçenlerde bir tane bir televizyonda bir tartışma var falan. Orada birisi konuşmacılardan bir tanesi. Dedi öyle bir toplum haline geldik de dedi. Benim dediğimi seni yanlış anladın. Benim gibi adama böyle söylenir mi? Böyle yazılır mı falan. Ya dedi bir de siyasilerimiz var dedi. Hele o siyasilerimiz dedi. bir alem insanlar dedi. Ben öyle demek istemedim de yanlış anlaşıldım da falan. Demek istediğini doğru dürüst anlat o zaman. Kelime hazinesi gitmiş. Ve insanların aynı şekilde gönülleri daralmış. Gönülleri daraldığı için de kendini beğeniyor. Kendi söylediğini, kendi yazdığını. Bencillik artıyor. Artık egoist. Bencil. Ve bu dinleyicimizin de ifade ettiği bir devreye ne giriyor? Kendini beğenmekten kaynaklanan hem ucup hem kibir. Yani dinimizin men etmiş olduğu bir şey. Şimdi bu insanlara bir de din adamı geçirenler, işte Kur'an'ı siz kendinize göre anlayın. Bunu pompaladılar. Adam şimdi ben eksenli konuşuyor. Tamamen kibir yani. Din insandaki kibiri yok edecekti. İlahiyatçılar da kibir yüklüyor insanlara. Ben deyin diyor. Benim anladığım diyor. Şimdi karşımdaki muhatabımın bir yazı yazıyorum. Muradını anlayamıyorum. Peki Peygamber Efendimiz'in muradını hadis-i şeriften nasıl anlayacağım? Ve Allah-u Teala'nın kelamı olan ayet-i kerimelerden Allah-u Teala'nın muradını nasıl anlayacağım? Yani bunu da düşünen de yok. Söyleyen de yok daha doğrusu. Söyleyen de yok. Peki bunun çaresi Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumak. Mesela bizim ısrarla bu Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu İslam Ahlakı kitabı bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, 10, 20, 30, 40, 50 defa tekrar okuna kalbe de zihne de bazı şeylerin yerleşmesine sebep olur. Altyapı oluşur. Ondan sonra insanlara yaklaşması, insanlara diyalogla aynı şekilde nasıl yapılabilecek, nasıl aynı şekilde ben kırmadan dökmeden bunu söyleyebileceğim, o hatırına gelir. Şimdi aklından geçen bir şeyi veyahut da gönlünden geçen bir şeyi paldır küldür söylüyor. Paldır küldür söylüyor. Hani bir zaman zaman anlatıyoruz ya, kadın ineği sağmak için danayı edittirmiş, danayı bağlamış. Ondan sonra o kap dolmuş, öbür kapı şey yaparken şeytan geldiğiyle danayı çözüvermiş. Dana tabii çözülünce doğru anasına koşarken önündeki o süt kabını devirmiş.
Kadıncağız onu görünce vay demiş, sütü sen nasıl devirdin? Dananın üzerine şey yapıyor. Dana da yerden aşağı düşüyor. İnek de bakıyor ki sen benim aynı şekilde danamı, yavrumu niye aynı şekilde şey yaptın diye. O da kadını aynı şekilde süsüyor neyse. yerden aşağı atıyor. Bu hali gören kadının kayınpederi de elinde tüfek varmış. Vay demiş sen ben gelmeden nasıl yapsın? Tak diye aynı şekilde o da ineği vuruyor diye bir hikaye anlattılar. Şeytan bütün bunları görünce ya demiş ben ne yaptım demiş. Şimdi insanlar gene kabahatı bana bulacaklar. Ben ne yaptım? Sadece düğümü çözdüm. Tamam mı? Daranın ipini çözdüm diyor. Bir şey yapmadım ben. Şimdi insanlar ben bu sözü söylersem, ben bu davranışı ortaya korsam karşımdaki razı olur mu, beğenir mi? Onun kalbi kırılır mı, kırılmaz mı? Böyle bir düşünceleri yok. Halbuki hadis-i şerif var. Bir müminin kalbini kırmak 70 defa Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Bunu bilen bir kimse hareketlerinde de, ondan sonra konuşurken ağzından çıkardığı kelimelerde ve bir şey yazarken de ben bunu yazdığım zaman karşımdaki muhatap bunu anlayabilir mi veya bundan kırılabilir mi, bunu düşünür ve bunlarda da seçici olur. Mesela kinaye lafızlar var. Şimdiki gençler bilmez de o kinayeyi. Bilmez. Yani bir söz söylersin başka manaya gelir. Teşbihler var, benzetmeler var. Mesela ortaya anlatır. Peygamber Efendimiz'in adeti şerifeleriydi. İslam alimleri de ortaya anlatır. Şimdi ortaya anlatıyorsun. Ne demek istedin diyor falan. Bizim başımıza her zaman geliyor. Mesela anlatıyoruz, uzun uzun anlatıyoruz falan. Ama diyor benim sorumun cevabı olmadı. Halbuki sorunun cevabı onun içerisinde var. Bunu idrak edecek kapasite bitmiş. Altyapı da geçmiş. Peki ne yapabileceğiz? Yapabileceğimiz önce kendimizi düzelteceğiz. Başkasını düzeltmek için önce kendimizi düzelteceğiz. Karşımızdaki muhatabımız anlar, anlamaz. Yeri gelir aynı şekilde ona bir kitap veririz. Veyahut da aynı şekilde din büyüklerinin sözünden bir şey naklederiz. Alırsa ne hala, almasa Rabbim selamet versin. Ahir zamanda yaşıyoruz. Şimdi hocam bir gün atizi itizine karışmış diyorsunuz ya. Bir tane teyzenin birisi aradı telefonda. Damadı ve kızı var yanında da. Onlar da böyle üniversite mezunu filan. Damadı bir konuda kadıncağız doğru bir şey söylüyor. Mesela bizim programımızı sürekli dinlediği için doğru bir şey söylemiş. Damadıyla kızı da bizim mantığımıza, kafamıza yatmadı bu böyle değildir diye inatlaşmışlar, itiraz etmişler. Sonra da işte beni aradılar filan. İşte benim damadım hocadır filan diyor kadın. Ben de hakikaten hani böyle ilahiyat mezunu falan bir yerde hoca diye. Telefonu ona verdi. Dedim nereden mezunsunuz falan dedim ben ilk başta tanışırken. Ya dedi ben dedi işte öğretmenim de dedi. Hoca derler bana dedi. Niye dedim? İşte ben dedi işte Kur'an-ı Kerim'i Türkçesinden dedi iki kere falan okudum dedi. Onun için biraz bu konulara vakıfım dedi. Ben şimdi orada bayağı bir neresinden başlasam diye düşündüm. Şimdi hoca yani kendini öyle hoca görüyor o da. Tabii. O rahatsız değil ondan. İki defa şeyin Türkçesinden hatim etmiş. Yani. Hatim etmiş. Tabii. Ya. Yani durumumuz bu yani hocam. Şeyde seneler önce TGRT'nin o ilk binasındaydı. Baktım bir televizyonda böyle bir işte o kadın programı falan. Böyle bir tane bir konuk diyorlar ya şimdi getirmişler. Hakikaten konuk oturmuş böyle mini etekli falan. Ondan sonra göğüs dekolteli böyle acayip karayip birisi oturuyor falan. Bir işte telefonla birisi iştirak etti. İşte dedi o dedi yani dine uygun değildir dedi. Senin yaptığın da uygun değildir falan filan. O stüdyodaki ben dedi çok dindarım dedi. Benim dedi anneannem hacca gitmiş biliyor musun sen dedi ya. Sen biliyor musun Mustafa Bey hacca gidiyor anneannesi. Yani bir arkadaşım birisi anlatmıştı. Dedi ki bu zamanki insanlar o da o zaman İhlas'ın böyle pazarlama şeyleri mesela İstanbul'da da Fatih bölge var. Bu ta Eyüp falan içine alacak geniş bir bölge. Oranın ünite amiri bu arkadaş. Dedi ki biz dedi piyasada devamlı hareket halinde olduğumuz için dedi. Mesela dedi vatandaş hasbelkader dedi yolu dedi Eyüp Sultan'a düşse dedi Eyüp'ten geçse dedi. O gün dedi övüne onu anlatır. Ben çok dindarım bugün Eyüp Sultan'dan geçtim. O türbeyi gördüm. Ya dindarlığı bu. Ben de Yüksek İslam'da okurken bizim o Yüksek İslam'ın rozeti tıp fakültesinin rozetine benziyordu. Bir halamın oğlu vardı. Allah rahmet eylesin. Vefat etti inşallah imanını kurtarmıştır. Onu doktora götürmem gerekiyordu. İşte okul doktoruydu müşterekti falan götürdüm. Benim o yakada o rozeti görünce dedi hangi bölüm dedi. Dedi ne bölümü? Dedi sen tıpta okumuyor musun? Yok dedim ben dedim ilahiyatçıyım. Bu dedi bizim okulun rozeti. Şu dikkatli bakın ha dedi özür dilerim tıp fakültesinin rozetine benziyor da dedi.
O sana ben dedi çok dindarım dedi. Böyle şeyler çok inanırım dedi. Mesela dedi benim şu yüzüğüm var dedi. Eğer ben bu yüzüğü dedi takmazsam dedi o gün dedi işler ters gider. İşler ters gider, uğursuzluk olur diye inanırım dedi. Oh dedim ya çok dindarmış hakikaten. Çok dindarmış. İnançlı birisiymiş yani. Çok inançlı birisiymiş. Şimdi altyapı göçünce işte Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretinin buyurduğu devreye giriyor. Ne buyuruyor? Dininizi unutursanız o adetleriniz, kendi inanışlarınız o zaman size din diye girer. Onu din zannedersiniz. İşte böyle de sosyal medyada yazışırken ondan sonra artık ben merkezde olur. Kibir, ucub. Sen beni anlamadın. Sen benim gibi adıma böyle hitap edilmez, böyle yazılmaz falan filan. Akıl mı veriyorsun? Başlarlar aynı şekilde. Hoşuna gitmediği, beğenmediği şeyler karşısında başlar. Adam iki defa Kur'an meali bitirdiyse Şeyhülislam olmuş. Sen de meal dedi. Türkçesinden okumuş. Ha, Türkçesinden okumuş. Zahmet edip iki kere de okumuş onu. Allah Allah. Neresinden başlayacaksın? Evet. Hocam bir dinleyicimiz de diyor ki kadınlarda diyor yüzde bulunan güneş lekeleri için iğne ya da başka şekilde bir cerrahi müdahale yaptırmak uygun olur mu? Şimdi kitaplarda anlatılırken cemal için, zinet için diye iki tane kelime kullanmış. Saadet-i Bedi'de yazıyor bu. Cemal, zinet. Cemal çirkinliği gidermek için. Mesela güneş yakısı, güneş yanıyor veya benzeri şeylerde dedim lekeler oluşmuştur. İnsanlar görünce aa falan filan diyor. Herkes soruyor. Herkese meram anlatman gerekiyor. Bunun giderilmesi için tedavi edilmesinde herhangi bir mahsur söz konusu değil. Çünkü bu cemal için. Ama bir de zinet için olur. Hiçbir şey yok mesela. Kaşı yerinde şey yapılır. Yok efendim daha güzel olsun falan. Nitekim öyle daha güzel olayım derken dudaklarım böyle olsun, kaşım böyle olsun derken kaşlar da yanıyor, dudaklar da gidiyor. Yüzde insanlıktan çıkanlar da var. İnsanlıktan çıkanlar da var tabii. Bu dinleyicimiz yine bu yönde bir sorusu daha var. Bir de diyor kaş düşüklüğü nedeniyle gözlerde sürekli yorgunluk, uyku hali oluyor. Botoks yaptırarak kaşları kaldırmak caiz mi diyor. Yalnız burada kaştan ziyade o düşüklük, göz kapağı düşüklüğü de denebilir ona. Hı hı. Yani ikisini birbirine karıştırmamak lazım ve bahane etmemek lazım yani. Hani evet. Onu bahane edip kaşa müdahale etmemeli. Yani. Botokstan ziyade de başka bir operasyon gerekiyor orada. Dolayısıyla o botoksunda bir sürü zararlar çıktı ya değil mi? Yani insanın yani, doğalı daha evet. Güzel. Yani çok zaruri ise başka alternatifi yoksa olabilir. Evet, yani rahatsızlık veriyorsa veya. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.